Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularıyla yine sizlerle beraberim. Daha önce bir örnek kanalımda yayınlamıştım. Bu kez 2. örneği hazırladım. Muhtemelen bu soruların benzerleri yine sizin yazınızda çıkacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapıp benimkilerle karşılaştırabilirsiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hiç vakit kaybetmeden 1. sorudan başlıyorum. 746 tam binde 215 ondalık gösteriminde 5 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir diyor. 5 rakamı nerede? Virgülden sonraki 1, 2, 3. basamakta. Virgülden sonraki 3. basamağımızın ismi binde birler basamağı oluyordu. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuz Mert Kırtasiye'den fiyatı 5,75 TL olan bir adet kalem ve fiyatı 12,4 TL olan bir adet defter alıyor. Kırtasiyeciye 50 TL veren Mert kaç TL para üstü alır? İlk önce aldıklarını bir toplamam gerekiyor. 5,75 lira ve 12,4 lira. Şimdi bunları yazarken virgüllerin alt alta gelmesine çok dikkat ediyoruz. Yoksa toplamamız yanlış çıkar. Ve alt alta getirdikten sonra isterseniz toplama işleminde boş olan basamağa 0 ilave edebilirsiniz. İsterseniz etmeseniz de olur. Ama çıkarma da öyle değil. Toplamada o size kalmış. Devam edelim. Ben 0 ilave etmeden toplayayım. 5 ile toplayacak bir sayı yok. Aşağı indirdim. 7, 4 daha 11. Elde var 1. Yan tarafa verdim. 6, 2 daha 8. Ve 1 aşağıya. Virgülümü de aynı hizada yine koyuyorum ve 18 lira 15 kuruş tutmuş Mert'in aldıkları. Satıcıya 50 TL vermiş. O zaman 50'den 18 lira 15 kuruşu çıkaracağım. Yalnız tam kısmı 50'nin altına koyuyorum. Virgülü sağ tarafa doğru. Virgülden sonraki sayıları koyuyorum. Şimdi çıkarma yapabilmek için 50'nin yan tarafına bir virgül koyup 2 tane sıfır koymam gerekiyor. Yoksa çıkaramam. Buraya 2 sıfır koymak 50'nin sayı değerini veya kendi değerini değiştirmiyor. O yüzden oraya 2 sıfır ilave edebiliyoruz. Mecburuz zaten çıkarma yapmak için. Şimdi çıkarmayı yapacağız. Sıfırdan çıkmadığına göre komşudan alarak geldik. Buraya verdik, buraya verdik. En son burası oldu 10. Burada 9 kaldı. Şöyle yazalım yine. Burada 9 kaldı, burada da 4 kaldı. 10'dan 5 çıktı, 5. 9'dan 1 çıktı, 8. 9'dan 8 çıktı, 1. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki 31 lira 85 kuruş geriye para üstü alması gerekiyor. Doğru cevabım D şıkkında oluyor. Bu soruyu sizlere hazırlamamın sebebi işte bu toplam ve çıkarmalarda dikkat edeceğiniz şeyleri göstermekti aslında amacım. İnşallah anlatabilmişimdir. 3. %73 ifadesinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Gayet kolay bir soru. Nasıl yazıyorduk biz bunları? 0 tam %73 olarak yazıyorduk ve doğru cevap zaten B şıkkında görünüyor. %73'ü bu şekilde gösteriyoruz. Yine bir çıkarma işlemimiz var. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Az önceki yaptığımız gibi 9 yazdım. 2 tamı 9'un altına yazıyorum. Virgülden sonraki sayıları yan tarafa, sağ tarafa götürüyorum. Şimdi çıkarma yapabilmek için ne yapacağım? Yine 9'un yanına bir virgül koyup 2 sıfır kendim ilave edeceğim. Tekrar söylüyorum buraya 2 sıfır ilave etmek 9'un değerini değiştirmiyor. Yapalım çıkmıyor ne yapıyoruz? Komşudan alarak geldik burası oldu 10 burada 9 kaldı komşuda 8 kaldı. 10'dan 3 çıktı 7 9'dan 0 çıktı 9 8'den 2 çıktı 6 demek ki sonucumuz 6,97 oluyormuş. 5. soruya geçelim. Aşağıdaki öğrencilerin söylediği hangi karşılaştırma yanlıştır diyor. Serap demiş ki %35 küçüktür. 0 tam %45'ten. Serap doğru söylemiş. Çünkü bu ne demek zaten? %45 demek. %45 %35'ten büyük oluyor. O zaman Serap'ı işaretlemeyelim biz. Murat'a bakalım %55 büyüktür. %51'den demiş. Zaten bunu bu şekilde yazıyoruz. Ve yine büyük oluyor. Doğru söylemiş Murat. Aylin 0 tam %30, %31'den küçüktür demiş. Doğru söylemiş çünkü 0 tam %30 demek. Şöyle %30 demek zaten.
Murat ne demiş? %76 küçüktür %70'ten demiş. %70 biliyorsunuz böyle yazıyoruz. %70 küçük olması lazımdı. Murat işareti ters koymuş. Şey Murat diyorum, özür dilerim. Hasan. Yukarıda Murat'ı görünce bunu Murat zannettim. D şıkkındaki Hasan yanlış söylemiş. O zaman biz de bunu arıyorduk. Hasan'ı arıyorduk. Ve D şıkkını işaretledim. Geldik 6. soruya. Ertuğrul 180 sayfalık kitabın %35'ini okudu. Ertuğrul'un daha okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? Böyle soruları şöyle yapıyorduk. Kitabın tamamını biliyoruz. 180 sayfa. Ne kadarını okumuş? %35. Onu bu şekilde yazıyorum ben çözüm yaparken. Ve kitabın tamamında alttaki sayıya bölme uyguluyoruz. Ve sonra üstteki sayıyla çarpma yapıyoruz. Şimdi 180'i 100'e bölmek zor olduğuna göre o zaman ilk önce çarpmayı yapalım, daha sonra bölmeyi yaparız. Öğretmenim, ilk önce bölme yapmak, sonra çarpma yapmak veya önce çarpma sonra bölme bu fark eder mi derseniz fark etmiyor, hiç fark etmiyor. Ben kolay olanı tercih ediyorum tabii ki. 180 ile ilk önce 35'i çarpacağım. Normal olarak çarpalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 8, 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9 oldu. 3 kere 0 0. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5 oldu. Topluyorum. 0 0 13 ve 6300 oldu. Bunu da ne yapıyorduk? Alttaki sayıya bölme uyguluyorduk. O zaman 100'e bölersem 2 0 atmam gerekiyor. Ne oldu? 63 sayfa okumuş. Ama soru bitmedi. Okuması gereken kaç sayfa kaldı dediğine göre 180 sayfaydı kitabımız. 63 sayfasını okuduysa çıkaralım. Ondan 3 çıktı 7. 7'den 6 çıktı 1. Demek ki 117 sayfa kalmış Ertuğrul'un okuması gereken. Cevabı bu şekilde bulduk. Ve 7. soruya bakıyoruz. Neler var? Doğru var. Doğru parçası ve ışın var. Yukarıda verilenlerden hangilerinin sonu yoktur diyor. Şimdi doğru her iki tarafa da sınırsız uzayan uzuyordu. O zaman doğrunun iki taraftan da sonu yok zaten. Doğrunun sonu yok. Doğru parçası iki tarafta kesikti ve sınırları belliydi. O yüzden doğru parçasını işaretlemiyorum. Çünkü doğru parçasını ölçebiliriz. Işına bakalım. Işında bir taraf tamam kesikti ama bir taraf sonsuza kadar uzuyordu. O yüzden ışını da ölçemeyiz. Işının da sonu yoktur. Yani 1 ve 3 numaralı 3 numaradaki yazanlar sonu yoktur diyoruz. Konuşamadık yine. Bazen böyle takılıyoruz. 1 ve 3 numara. Doğru cevap B şıkkı oldu. O da herhalde çok ders anlatmaktan oluyor. Bazen bir takılıyoruz. Takıldığımız yerde kalıyoruz. Devam edemiyoruz. 8. Bazen de su gibi akıp gidiyoruz. Evet. Yanda ve modellenen kesrin yüzde sembolü ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şeklimize bakalım. Kaça ayrılmış? İlk önce onu bulalım. Şöyle 5 kutu var. Bu şekilde de 6 kutu var. 5 kere 6 toplamda şeklimiz 30'a ayrılmış. Bunu kesir olarak yazacağım önce. Ne kadar kısmı boyanmış? Bakıyorum 5, 9, 12, 16, 18 boyalı bölge var. Demek ki buradaki boyalı bölge 30'da 18 oluyor. Şimdi ben bunu yüzdeye döndüreceğim. Yüzdeye döndürmek için ne yapmalıyım? Paydasını 100 yapmalıyım. Şimdi 30'u kaç ile çarparsam çarpayım 100'e gidemiyorum. O zaman ne yapıyorum? İlk önce biraz sadeleştirme yapacağım. Mesela 30'u 10'a gönderebilirim. Yani 3'e bölebilirim. O zaman yukarıyı da bölmem lazım. 18 de 3'e bölünüyor. İkisini de sadeleştirebiliyorum. Ne oldu? 18 bölü 3 6 oldu. 30 bölü 3 de 10 oldu. Şimdi paydamız 10 oldu. Pay 6 oldu. 10'da 6 oldu. Ve bunu biraz da genişletip 100 yapıyorum. Yani her ikisini de 10 ile çarpıyorum. Ve ne oluyor? 100 de 60 oluyor. Şimdi artık yapmayı başardım. Demek ki buradaki boyalı alan %60 olarak gösterilebiliyor. Cevap D şıkkını işaretliyorum. 9. soruya bakıyorum. Konum sorusu var. Noktalı zeminde verilen E noktasının D noktasına göre konumu nedir diyor. E'nin yerini belirleyeceğiz. Neye göre? D noktasına göre. O zaman D'den başlayıp E'ye doğru gitmem gerekiyor. D burada bir adım,
2 adım, 3 adım ve 4 adım sağ tarafa gittim. Ve sonra bir adım da bir birim de yukarıya gittim. Demek ki 4 birim sağ tarafa, bir birim yukarıya gideceğim. Şıklara baktığım zaman 4 birim sağının bir birim yukarısındadır E noktası. Evet, B şıkkını işaretlemem gerekiyor. 10. soru. 2,4 eşittir. A tam C'de 5. Yani B bölü C diyelim. A tam B bölü C olduğuna göre. A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi bu en az lafı, en az kelimesi bize hata yaptırabilir. Şöyle biz bunu nasıl gösteririz normalde 2,4 kelime şeyini sayısını? 2 tam 10'da 4 demektir. Biz bunu bu şekilde yazarız ve ondan sonra A harfi 2 olur, B harfi 10 olur, C harfi 4 olur. Ve bunları topladığımız zaman soruyu bulabiliriz. Ama soruda diyor ki en az olsun diyor. Ha, en az olmasını istiyorsam o zaman ben buradaki kesri sadeleştirmem gerekir. 2'yi sadeleştiremediğime göre 2 aynı şekilde duruyor. 2 tam dursun. 4 ve 10'u nasıl sadeleştirebilirim? Bakıyorum her ikisini de 2'ye bölebiliyorum. Daha büyük bir sayıya bölebilsem bölemiyorum. Düşünüyorum yok. O yüzden en yapabileceğim sayı 2 olduğuna göre. İkisini de 2'ye bölüyorum. 4 bölü 2 2 oldu. 10 bölü 2 5 oldu. Bundan daha fazla sadeleştiremiyorum. O yüzden en az olabilecek sayıları koymuş oldum. A harfi 2 oldu. B harfi yukarıdaydı değil mi? Evet, B harfi 2 oldu. Şey 2 yazıyoruz. Artı C harfi de 5 oldu. Bunları topladığımız zaman cevap 9 çıkıyor. İnşallah sizler de böyle bulmuşsunuzdur. 11. Bir kolideki 40 bardaktan 12 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların yüzde kaçı kırılmıştır? Az önce buna benzer bir soru yapmıştım. 12'de yani 40'ta 12 kesir olarak yazıyoruz böyle bir soruda. Sonra paydamızı 100 yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 40'ı çarpma yoluyla genişleterek 100'e ulaştıramıyorum. O yüzden ilk önce sadeleştireceğim, sonra genişleteceğim. İkisini de 4'e bölebiliyorum. 40 bölü 4 10 oldu. 12 bölü 4 ne oldu? 3 oldu. Şimdi paydayı artık 100 yapabilirim. 10 ile çarparım her ikisinde. %30 oldu. Demek ki %30'u kırılmış yumurtaların diyoruz. Şey, özür dilerim bardakların %30'u kırılmış. Bu şekilde cevabı bulduk. 12. Evet, yukarıda noktalı kağıtta verilen doğrularla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi çeşitli yönlerde doğrular var. Bakalım sıra sıra. A şıkkında A ile B birbirine diktir diyor. Bakıyorum A doğrusu burada, B doğrusu bu şekilde. Birbirine dik olamazlar. A doğrusunun uzadığını düşünün. Dik olarak gelmez. O zaman bu yanlış. B şıkkında B ile D diktir diyor. Evet bakın B ile D şöyle döndürdüğüm zaman birbiriyle dik oluyor. Bu dursun. Ben doğru cevabı bulduk galiba. Diğerlerini de kontrol edelim. C, F ile E birbirine paraleldir diyor. Bakıyorum F dikey pozisyonda, E yatay pozisyonda birbirine paralel olamazlar. Bunlar şurada kesişirler dik olarak. O yüzden bu şık da yanlış. Son şıkkımızda B ile C paraleldir diyor. Bakıyorum B burada, C burada. Birbiriyle paralel değiller çünkü ileride bunlar birbirleriyle kesişecekler. Bu da yanlış. Biz zaten doğru cevabı tahmin etmiştik. Doğru cevap B şıkkında. B doğrusuyla D doğrusu birbirine diktir. Son sorumuzu da yapalım. Bir paralel kenarımız var. Yanda verilen ABCD paralel kenarı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. AD doğru parçasıyla BC doğru parçası paraleldir diyor. Bakıyorum AD ve BC paralel. Tamam. AB ile CD eşittir diyor. AB ve CD. Evet, paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit oluyordu. Doğru. BC ile AD de eşittir diyor. BC ve AD eşittir. Doğru. Karşılıklı kenarlar. AB ile BC paraleldir diyor. AB burada, BC burada paralel değil. Paralel olanlar karşılıklı kenarlar oluyordu. O yüzden D şıkkımız yanlış. Biz de bunu arıyorduk. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zamanki gibi iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah yazılıda çok yüksek puan alırsınız. Hoşça kalın.